Alkışlar Zeynep Hanım için. Zeynep Hanım ilk yarışmacımız ama aslında ilk değildiniz siz. Siz gönüllü olup ilk sırayı seçmişsiniz. Evet, gönüllü oldum. Hemen olayım ben arkada arkadaşlarımı rahat rahat izleyeyim ki onların da içi biraz daha rahat Caner etsin. Bey'le mi yer değiştirdiniz? Öyle Caner Bey'le sanırım, değil mi? Evet. Caner ama ben soruları değiştirmedim. Onunki daha mı kolaydı? Bilmiyorum. Ona bilmiyorum. Göre yer değiştirebilirsin. Bu kısmet işi biliyorsunuz. Yani evet, bir tane soru geliyor, uğramamış oluyor o kelime harf bize. Harf alırız. İşte mümkün olduğu kadar az almak lazım. Evet. Bak 9000'i hedefleyenler var Zeynep Hanımcığım. Güzel, başarılar diliyorum. Biz de size başarılar diliyoruz. Kendinizi geride tutmayın lütfen. Tamamdır. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi gelsin. Uzunca bir soru. Tamam. Basit bir şeyi ifade ediyor. Dikkatle okuyalım, biraz zaman harcayalım. Tamam. Gelsin. Bir topluluktaki görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü ve nesilleri aşacak şekilde. Harf alayım. Hemen harfe tutunmayın yahu. Aldık bir harf. Bir topluluktaki, bir halkın, o topraktaki adet, insanların. Adet örften gidebiliriz. Görenek, gelenek. Şimdi gelenek, görenek deyince bunlar olumlu şeyler. Evet. Bunda biraz olumsuzluk da vardır. Şu an hani bundan adam da ölüyor çünkü sonuç itibariyle. Töre. Töre. 300 puan değerinde. Haydi ikincisine. Bu daha derli toplu bir soru. Tamam. Laf kalabalığı yapılmamış. Bir görelim. Fazlalık veya pozitif anlamlarında da kullanılan bir sözcük. Bir işaretin de adı. Artı. Artıdır o. Buyurun beş artı zamanlara. Yine batı kökenli bir kelime. O ivmeyi yukarılara taşıyacaksınız bence. Yükselteceksiniz. Bir görelim. Kolay soru çünkü. İnce, uzun bir ekmek dilimi. Baton. Baton değil de o. Baston. Baton. Baget. Baget. 1200. İzmir'i bilirsiniz. Evet. Gitmişsinizdir, gelmişsinizdir. Evet, türlü lezzetlerini tatmışsınızdır. Değil evet. Mi? Hadi geliyor. Bomba. Bomba değil. Adını bir kuştan alan Egeli sandviçtir. Kumru. Kumrudur efendim. 500. Gayet güzel. O bomba nedir Allah aşkına? İlk bomba geldi aklıma, hiç de yemedim. Yem, neyse ben karışmıyorum. Bir garip bir şey. Buyurun gelsin yenisi. Kelem de derler, bir güz ve kış bitkisidir. Kelem. Hı-hı. Bir güz ve kış bitkisi. Bir harf alalım. Alalım. Salatası, yemeği, dolması, sarması, her şeyi yapılır. L ile başlıyor. Lahana. Lahanadır. Evet. 500 puan kattı kasaya. 2200 oldu kasamız. Daha 6 harfli cevapların ikincisine yeni geliyoruz. Maşallah. 7'yi gördüğümüzde 3000 yaparsınız ve hatta geçersiniz. Süre neredeyse 3 dakika. Güzel. Her şey yolunda. Buyurun yeni soru. 7. sanat. Biliyorum. Biliyorsunuz. 6 harfli. Evet. Hı-hı. Diğerlerinin hepsinden faydalanıyor ya. Evet. Ama ben bir harf alabilir miyim? Yapmayın ya. Aldık bir harf. Aklıma hiç gelmiyor. Şu an niye gelmiyor? Nasıl bitiyor? Sesli harfle mi bitiyor? M-ma. 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 Sanat dalı. Evet. Hı-hı. Ay inanmıyorum. Bir harf daha alabilir miyim? Peki. Nazar değdi. Ben bir durdurayım mı? Bence de. Durdurdum. Sayalım. Resim. Resim, müzik. Müzik. Sinema. Sinema. 400 puan da yerinde. Yerleşti yerine. 7 harfli cevaplar yarışmanın tam ortasına taşıyor sizi. 2 kelimeden oluşuyor bu seferki cevabınız. Gelsin efendim. Hadi bozmayın ümmenizi. Siz biliyorsunuz. Dehidrasyon. Neydi bunun Türkçesi? Vücutta ateş, ishal, aşırı terleme gibi sebeplerle ortaya çıkan durum. Dehidrasyon, dehidre olmak. Korona. Yok değil. Vücutta ateş, evet, ishal, aşırı terleme. Neticesinde ortaya çıkabilen bir durum. Kesin bunu da biliyorum. Hidra, hidra. Hidro. O neydi o? Harf alayım. Aldık bir harf. Terlersek ne olur? Aşırı terlersek vücut ne yapar? Ter atar. Bir harf daha. Vücut evet bir harf daha. Bir harf daha. Aşırı derecede nokta nokta yaşarız. Hani bir de alamazsak gele onu değil mi? Gelmiyor, hiçbir şey aklıma gelmiyor. Hani bir şeyler de içemezsek. Su içemezsek terleriz ne olur? Vücut ne yapar? Su
Dökmek. Harf alalım. Harf alalım. Su dökmek başka bir şey. Buyurun. Bir harf aldık. Ben bunu bir durdurayım. Durdurun. Vücudumuz aşırı terlersek... Niye kilitlendim? Sahip olduğunun bir kısmını... Atar dışarıya. Ay. Vücudun hani %80'i... Evet. Neydi o? Sudur. Sudur su. Değil mi? Su... Su, sokuş. Suysa başı su. K harfiyle başlıyor. Su, vücut ne yapıyor suyu? Boşaltıyor, atıyor. Su, bilmiyorum. Yahu gidiyor çok o su saçma. İşte vücuttan. Vücut o suyu. Suyu boşaltıyor, atıyor. Ah nereye gitti o suyun? Nereye ah, gitti? Diyor. Bir dakika. Ah. Bir dakika yok işte. Zelen. Su kaybı. Bak şimdi yürek bağlanması bulmuş. Benim yıldızım düşüktür nazar. Rica ederim öyle şeyleri çağırmayın. Şeker geliyor dönüp. Yok. Şimdi çok da kötü su durumda kaybı. Değiliz bu arada. Tamam unutalım artık onu. Çıkabilirdi karşımıza daha evet. Rahat bir harf bile alarak cevaplayabilirdiniz. Hı-hı. Olmuyor herkesin başına evet, gelebiliyor. Evet olabiliyor. Şu anda kötü bir durumda değiliz çünkü siz güzel bir başlangıç yaptınız. Teşekkür ederim. 8300 puana ulaşabiliriz. Hadi. O da sizi bugünün şampiyonu yapabilecek bir puan bakalım, yani. Bakalım inşallah. Ha gayet. Biraz kaba. Argo'da kurtulmak, yakayı sıyırmak veya çok para kazanıp köşeyi dönmek. Voleli bir şey. Mekmak. Tek kelime. Argo'da kurtulmak, yakayı sıyırmak, çok para kazanıp köşeyi dönmek. Kurtulduk. Sıyırmak. Sıyırmak mı? Sıyırmak der miyiz çok para kazanıp köşeyi dönmek? Sıyırdık vallahi. Bir harf alayım belki baştan gelir. Aldık bir harf. Voleyi vurmak gibi bir şey oluyor mu? Bir şey mak. Tek kelime bu. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir şey mak. Kurtulmak, yakayı sıyırmak. Yırtmak. Yırtmak. 500 puan. Herhalde kefeni yırtmaktan. Olabilir. Öyle genişlemiş. Yırtmak. Efendime söyleyeyim değişmiş bir tabir. Hazır kefen demişken buyurun. Eyvah. Bir konuda karşısındakini ısrarla ikna etmek için kullanılan korkunç ölümü bir... Ölümü gör. Ölümü gör 800 puan değerinde. 27 saniye. Sevmez. Kimse sevmez. Vallahi öyle. Ama yani kullananlar var. 5 tane soru kaldı. 27 saniyede cevap vereceğiz onlara. Hızlandınız mı hızlanıyorsunuz. O yüzden çok ürkmüyorum. Oyalanmayalım yine de. Tamam. Batı kökenlidir. Doğu ile ilgili. Doğuyu anımsatan anlamındadır. Fransızca kökenli. Harf alayım. Aldık bir harf. Bir dansın da hani. Doğu. Doğu ile ilgili. Harf alayım. Yapmayın. Gelmiyor. O ile başlıyor. Oriental. Oriental. Seversiniz. Ama cevaplayamadık. Ciddi anlamda süre kaybettik. 8 saniye kaldı. Kaç sorumuz kaldı? 4 tane soru var. Koşun. Buyurun geliyor. Kolay soru. Vallahi kaçırmazsınız bunu. Basayım o zaman. Görüntü kaydeden alıcı aygıt operatörü. Harf alayım. En güzeli. Kamera. Onun operatörü ne? Kameraman. Bu kadar. 4.900. Hadi gelsin yenisi. Garip bir tabir. Sorusu da garip ama aynen böyle yazıyor yani kaynaklarda. Harf alıp basayım mı? Sizce yapabilir miyim? Yaparsınız. Çünkü yaygın kullanılan bir tabir, bilinen bir tabir. Tamam. Buyurun. Harf alayım. Altına alıp üzerine abanmak. Çökmek oluyor. Altına alıyorsan mesela, ve üzerine... Birini altına alıp üzerine abanmak. Tanımlama bu. Yani sözlüğü de açtığınızda bu yazar. Ç harfiyle başlıyor. 6 kişi birden beni altlarına alıp üzerime abandılar. 6 kişi birden. Çullanmak. Üstüme çullandı gayet güzel. 5700 kasa 2 saniye kaldı geriye. 2 tane soru var. O yaptığınızı 2 kere daha yaparsınız tamam. Siz. Haydi Zeynep Hanım. 2 kelimedir şöyle sorulmuştur. 2 harf mi alayım? harf alayım. Aldılar bir harf. Ansızın yüzünün rengi sararmak, solmak. Benzi atmak. Çok güzel. Harf almadan da bulurdunuz onu. Tek kelimedir bugünün en kolay sorularından. Gerçekten öyle. Tertemiz 1000 puan. Buyurun. Önceden verilmiş bir programa göre veri işleyen ve depolayan
Şey kartı değil, önceden verilmiş bir programa göre veri işleyen ve depolayan. Depolayan elektronik aygıt Türkçe ismi. İsmi Türkçe. Bir birleşik kelime. Bilgisayar. Nedir efendim? Bilgisayar. Bilgisayardır efendim. Neydi o? Su kaybıydı. Üç su tane kaybı mi harf almıştık? Evet. Üç tane harf almıştık. O beni birazcık... Yani aşağı yukarı 800-900 puana mal hiç oldu. Hiç aklıma gelmedi. 8500 puana çıkardık. Sonrasındaki moral bozukluğunu hiç hesaba katmıyorum Zeynep Hanımcığım. 7600. Zaten. Bence sizin performansın yanında biraz mütevazı kaldı ama daha kuvvetli bir alçak eder. Bravo.